Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle bileşiklerin özelliklerinden söz etmeye başlayacağız. İlk önce iyonik bileşiklerin özellikleri. İlk videomuz bu. Bundan sonra birkaç videomuz da daha var. Neler öğreneceksiniz? İyonik bileşiklerin özelliklerini tabii ki sırasıyla bakıyor olacağız. Şimdi iyonik bileşiklerin özelliklerine geçmeden önce iyonik bileşiklerin bir kristal yapılarından bahsetmek lazım. Buna kristal örgü yapısı diyoruz. Nasıl oluşuyor? Öncelikle iyonik bileşikleri oluşturan birimler iyonlarımız, anyonlar ve katyonlar. Ve bu anyon ve katyonlar düzenli bir şekilde bir araya geliyorlar ve kristal yapı oluşturuyorlar. Hatta bu kristal yapıda şöyle bir özellik de var. Her bir iyon belirli sayıda komşu ve zıt yüklü iyonun çekimi etkisinde. Ve bu tür tekrarlanan yapısal birimlere birim hücre diyoruz. Bu ne demek? Bakınız burada sodyum klorür bileşiğinin birim hücre yapısı var. Şu yeşil gördükleriniz klorür iyonlarını, beyazlarsa sodyum iyonlarını belirtiyor. Hemen sayalım. Şurada ortada bir klorür iyonumuz var. Bunun etrafını 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sodyum iyonu çevrelemiş. Ya da şurada bir birim hücremiz daha var bakın. Şurada sodyum iyonu var. Bunun etrafını yine 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane klorür iyonları çevrelemiş. İşte bu yapısal birimlere birim hücre diyoruz. Sonra bu birim hücreler bir araya gelerek arkadaşlar şurada gördüğünüz kristal örgü yapısını oluşturuyor. Ve burada artı ve eksi yükler arasında çok sıkı elektriksel çekim kuvvetleri var. Buna da iyonik bağ diyoruz zaten. Bunu size bir de video ile göstermek isterim. Başlatayım. Bakınız burada sodyum klor iyonik bileşiğimiz var. Nasıl oluşuyor? Sodyum atomu klor atomuna bir tane elektron veriyor. Dolayısıyla elektron alışverişiyle sodyum artı ve klorür eksi iyonları oluşuyor. Sonra bu iyonlar şurada gördüğünüz her bir parçayı yani birim hücreleri oluşturuyor. Bu birim hücrelerin bir araya gelmesiyle de arkadaşlar şimdi göreceksiniz kristal örgü yapısı oluşuyor. Çok sağlam bir yapı çünkü birçok iyon arasında çok kuvvetli çekimler var. İyonik bileşiklerin özellikleri aslında bu kristal yapıya bağlı. Gelin bakalım tek tek ne özellikleri varmış. İlk özellikleri şu. İyonlar arasındaki güçlü çekim kuvvetleri nedeniyle arkadaşlar iyonik bileşiklerin erime ve kaynama noktaları oldukça yüksektir. Çünkü eritmek ya da kaynatmak için bu iyonlar arasındaki çekimleri yenmek lazım ama orada o kadar çok fazla çekim var ki bir taraftan da hem de çok güçlü bir çekim. Örneğin sodyum klorür, yemek tuzu. Erime noktası en düşük olanlardan bir tanesidir. 801 derece. Suyla karşılaştırırsanız aynı yüksek. Ya da magnezyum oksit 2826 derece, alüminyum oksit 2054 derece gibi. Bunlar erime noktaları. İkinci özellikleri, iyonlar arasındaki yine güçlü elektriksel çekim kuvvetleri nedeniyle oda koşullarında iyonik bileşiklerimiz katı halde bulunuyor. Zaten erime ve kaynama noktalarının yüksek olması da bunun sebeplerinden bir tanesi. Gelin üçüncü özelliklerine. Arkadaşlar iyonik bileşikler sert ve kırılgandır yani şekil veremezsiniz. Şöyle bakınız. İyonik bileşiklerde belirli bir düzende yerleşim var. Eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı olmak üzere. Şimdi ben şurada bulunan üçlü parçanın üzerine çekiçle bir kuvvet uygulasam. Bu gördüğünüz bir çekiç. Ve şu üçlü grubu aşağıya doğru kaydırsam. Ne olacaktır? Aynı yükler yan yana gelecek. Bir tık aşağı kaydığında aynı yükler birbirini ittiğine göre de bir arada kalamayacaklar. Dolayısıyla iyonik bileşikler şekil alamazlar metaller gibi sert ve kırılgandırlar. Dördüncü özellikleri iyonik bileşikler katı haldeyken elektrik akımını iletemezler. Şimdi elektrik akımını iletebilmek için yapılarında bulunan iyonların hareket etmesi lazım. Yani bize iyon hareketi lazım. Hareketi elektrik akımı iletebilsin diye. Ancak bu kristal örgü yapısında artı ve eksi yükler arasında çok sıkı çekim kuvvetleri var ve katı haldeyken birbirlerine çok yakınlar, çok sıkı bağlılar. İyonlar serbest hareket edemezler. Bu nedenle katı haldeyken elektrik akımını iletemiyorlar. Ancak sıvı hale getirdiğimizde iyon hareketi sağlanabiliyor. İyonlar biraz daha birbirinden uzaklaşıyor, biraz daha serbest hareket edebiliyor. O yüzden sıvı halde elektrik akımını iletiyorlar. Ancak katı halde elektrik akımını iletmiyorlar. Bu videoda iyonik bileşiklerin 4 özelliğinden bahsettik. Bundan sonraki videolarda devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.